hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen tanıyabilir misin köse? Adım Ulukağan abi. Ulukağan. Ulukağan. Bu nasıl bir ülkücü babanın çocuğudur da? Kardeşin var mı? Abim var. Adı ne? Tengri falan olması. Bir kız için mesela Ulukağan kulağı nasıl geliyor? Çok kekom geliyor, güzel mi geliyor? Seksi. Kim dedi seksi? Hoş geldin. Ulukağan ismi sence seksi mi? Çok seksi. Siz tanışıyor musunuz? Yok, tanışmıyoruz. Merhaba. Ulan Ulukağan ismi sayesinde bir kız ayarlarsan ben bu ülkeden giderim. Sence de mi seksi? Hayır, ben taşak geçerdim. Adın ne hayatım? Gülşah Hanım. Gülşah Hanım. Evet. Hanım ismine dahil mi? Aha, orijinal kimlikte var. Sen o yüzden Ulukağan'dan etkilenmişsin. Kimle geldin buraya? Şu yandaki iki yakışıklıyla geldim. Sen onları yakışıklı bulduğun için onu fena buldun. İki yakışıklı şöyle yapabilir miyiz? Şimdi sizin açınızdan düşünüyorum. İkiniz birden aranızda bir rekabet var ve Gülşah Hanım'a yazış var. Ve onunla gösteriye geliş var ama Gülşah Hanım orada arkada Ulukağan ayıklıyor aranızda. Aslında şöyle oldu. Gösteriye bileti ben aldım. Sponsoru sen olman çok güzel. Ulukağan teşekkür ederim. Yani umarım öyle bir şey olmaz da hani. Şimdi şöyle almışım ben. Ama Gülşah bir yazış var mı peki senden veya Rıdvan'dan? Benden yok. Sende var anladığım kadar. Ben denedim ama hani. Hani olmadı. Elimden gelen her şeyi yaptım. Onur mu daha yakışıklı sence Gülşah Hanım yoksa Ulukağan mı? Onur bilet aldığı için Onur'u tercih etmek istiyorum. Ya her şey rahat olabilirsin. O zaman Ulukağan değil. Senin burnun estetik mi? Hayır, kendim. Bir yan dön. Estetik hayatım. Hayır ama gerçekten burnumda estetik yok. Yani estetik istiyorum hatta şimdi. Hayatım sen estetik istiyorsan ben ne yapayım basana? Seninki çok seksi duruyor ama. Ünlü olmadan önce dezavantaj olan her şey şu an seksi duruyormuş. Öyle diyorlar. Yok gerçekten. Ünlü olmasam da görseydim seni seksi derdim. Çocuktan mikrofonu almadınız mı? Allah razı olsun bacı diyerek kendimi kurtardım. Teşekkür. Bacı olma lazım olur. Teşekkür ederim. Seni görünce böyle çok tuhaf oluyorum. Yani o kadar hayalimdin ki böyle. Çok teşekkür ederim hayatım. Sağ olasın. Bu konuyu kapatabilir miyiz gerçekten? Ben sana var ya Haso, Bilo, Gülo, Cano diye o kadar mesaj attım ki. Gerçekten. Cevap vermediğim iyi olmuş o zaman. Gülo mu? Yeşilçam'da bir çocuk vardı şişman. Vuracağım kırbacı dedi evet, eşeği. Hasan bulacağım seni, vuracağım kırbacı falan diye iğrenç mesajlar da attım da. Şu küklü kadın da çok enteresan. Çok merak ediyorum ya. Yorgan da gelmiş. Siz üşümüyor musunuz? Ben ateşliyim hayatım. Zeynep ben. Hoş geldin Zeynep. Merhaba, 22 yaşındayım. 22 mi? Centilmen erkeklerden 35 gösteriyor. Görüşü geldi. Tam bir Casanova kendisi, Apache. Teşekkür ederim. Bir erkeğin etkilenen şeyler neler? Ben biraz sert ve asabi erkek seviyorum. Şimdi herkes sandalyeyi parçacık sikerim böyle. Şimdi mağazada indirimli ürünler oluyor. Hani yılbaşına yakındı. Bu var. 23 liradan 9 liraya düşmüştü. Ben de daha önce hiç almamıştım. Fırsat bu fırsat dedim aldım indirimdeyken. Dedin şey mi prezervatif mi? Aynen. Yani dedim ileride lazım olur. Ne olacağı belli olmaz dedim aldım. Ucuzluktan aldın. Aynen. İhtiyacın olmadı hadi. Aynen ihtiyacım yoktu. Ya sevişirsem diye prezervatif aldım. Bir tanesini açtım, kullanmadım, attım. Ondan sonra bunu ne yapayım dedim, ne yapayım dedim. Mağazada bir dolabım vardı. Bir tanesini açtın, denedin mi hayvan herif? Onu attım, sonra dedim ki bunu ne yapayım dedim. Hani eve götüremem, evdekiler ailemle yaşıyordum. Görürse öldürürler dedim. Hani ne yapacağımı şaşırdım. Sonra bir iki gün mağazada dolabın altına sattım. Abaz olduğu için prezervatif kabusu olmuş. Oğlum çok komik ya. Ondan sonra ben eve götürdüm bunu. Yatağımın altına koydum. Her gün kontrol ediyordum. Niye kontrol ediyorsun oğlum? Şimdi evde annem var, babam var. Babam görse öldürür. Aradan bir 5 gün, 6 gün geçti. Normalde benim odama babam girmez hiçbir zaman. Girdiğinde de kesin bir şey olmuştur. Böyle akşam eve geldim, yatağa girdim, uzandım, telefonla oynuyorum. Birden içeri girdi. Anladım bir şey olduğunu ama aklıma gelmedi. Unutmuşum mu orada olduğunu. O kadar ilişkisi yok herifin. Direkt bana baktı, suratıma fırlattı. Hiçbir şey diyemedim. İki tane eksikmiş. Dedi ne yaptım bunları falan dedi. Bağırdı, çağırdı. Bir şey yapmadım dedim. Bir şey yapmadıysan niye iki tane eksik dedi falan. Vallahi dedim baban bir şey yapmadım. Baban da sayıyı biliyor ama. Kaç yaşındasın sen? Ben mi? 22 yaşındayım. 20 yaşa dayak yedin ha prezervatif bulduğu için. Prezervatif taksaydın, korunsaydın. Ya bir daha almadım zaten, gerek duymadımış. Aile planlaması.
insanda çekici bulduğun en tuhaf şey nedir? Yemek yiyişine çok bakıyorum erkeğin. Mesela yarım ekmek yer ya böyle hani ısırır falan böyle hayvanımsı. Ha benim o hoşuma gidiyor. Yani ateşli, güçlü adam seviyorsun. Hani böyle şey hayvan gibi yer ya hani böyle. Oradaki o vahşi gücü mü seviyorsun? Evet evet. Mesela böyle ekmeği banar 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 böyle iyice böyle ağzına alır hepsini. Peki sence en seksi yeri nedir kadın? Onur. Ben hayvan gibi yemek yerken beni izlemesi benim çok hoşuma gider herhalde. Çatal kaşık kullanmam abi, ekmekle yerim bütün yemekleri. Az öncekine cevap verebilir miyim? Ver bakalım. Yani klasik olarak evet tabii ki de kalça vesaire ama... Bu bir de klasik mi oldu arkadaşlar? Yani kadınlar popoya bakar mı? Klasik. Evet. Kadınlar göte mi bakıyor? Çok bakıyorlar ya. İnanılmaz bakıyorlar. Yemin ediyorum bazen götüm olduğunu unutuyorum yani hani... Abi siyahlar o yüzden götürüyor zaten. Popoları güzel. Bence ya. Bence popoları yüzünden değil kanka. Benim hiç sevgilim olmadı bu arada. Hayatım boyunca. Hiç olmadı. Kaç yaşındasın? Boyunca. 27 yaşındayım. Şimdi şöyle, ben üniversiteye 4-5 yıl hazırlandım, o yüzden sosyal bir ortamım olmadı. Üniversiteye gittim, bitirdim. Mesela İzmir'deydim. Şu prezentere baban atmadıysa versen oynasın. Bir erkek aradığın kriterlerden bir tanesi zengin olması mı? Dürüst ol ya, hani şey yapma. Yani çok üst kriterim yok. Akbil basmayayım yeter artık benim için, anlatabildim mi? Benim sigorta girişim daha olmadı ama... Abi benim de yeşil kartım var ama... Yanımdayken fark ettim de, bu arada kel erkek de çok bence seksi duruyor. Bunu sen bir de kafasına prezent geçirdiğinde gör. Anladım. Sence seksi mi mesela? Bir keline dokunur musun mesela? Bir kere dokun. Sen Onur, bir duş al, ondan sonra cevap veriyorsun. Ben kasıldım zaten şimdi buradan. Sence kadın erkek olmanın en iyi yanı ne? Şu ana kadar bir erkek olarak hiçbir avantajım olmadı. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Eyvallah.